Benim adım Mehmet Çoban. Ispartalıyım. İzmir'e 2002 yılında geldim. O günden beri İzmir'de yaşıyorum. Asıl mesleğim muhasebecilik, mali müşavirlik, akademi mezunuyum. İktisadi ticari merkezi Eskişehir'den mezunum. Yazın hayatına çok eski yıllarda başladım. 1970'li yıllarda. O dönemlerde Yeni Devir diye gençlerin çıkardığım bir gazete vardı. Oraya yazılar gönderiyordum. 12 Eylül'den sonra Milli Gazete'de yazılar yazdım. Daha sonra İktibas dergisi vardı. İktibas dergisine her sayısına yazı yazmaya başladım. Kitap çalışmalarım daha sonraki yıllar oldu. O dönemlerde sadece makaleler yazıyordum. 1983 yılında 12 Eylül arkası soruşturmalar çerçevesinde Isparta'da tutuklandım. Orada bir müddet cezaevinde kaldım, 2,5 ay kadar. Sonra mahkemelerde beraat ettik. 1985 yılında bir makale yazmak istedim ama bu makaleyi yazarken çok düşündüm. Amacım İnsanların yanlış anladığı İslam dini ile alakalı temel kavramlar üzerinde bir yazı yazmaktı. Bunun için birçok araştırma yaptıktan sonra yazımı yazmak için yola çıktım. İsmini yolumuzdaki esaslar olarak koydum. Amacım İslam'ın temel ilkelerini, temel kurallarını yazıp toplumda insanların çok tartıştığı konulara bir açıklık, netlik kazandırmaktı. Yazıyı yazdıktan sonra birkaç defa elden geçirdim çünkü yazının temelinde insanlar kabul etmese de İslam'ın temel kuralları ve ilkeleriyle şimdi yaşadığımız düzenin temel kuralları ve ilkeleri çatışma halindeydi. Bunu kabul etmeseler de birçok insanlar aslı buydu. Çünkü laikliğin gelmesiyle ülkemize ister istemez din anlayışıyla bir çatışma söz konusuydu. Yazının amacı Batı'dan kaynaklı laiklik anlayışına göre din tarifiyle Kur'an'dan kaynaklı din tarifinin arasında laikliğin anladığı din anlayışıyla Kur'an'dan kaynaklı din anlayışının arasındaki farkları ortaya çıkarmaktı. Bu yöndeki yaptığım çalışmanın mutlaka insanın başına bir risk getirebileceğini düşünerek üzerinde hem kelimeleri, hem cümleler üzerinde çok irdeleme yaptım. Bir yazıdan dolayı başım belaya girsin istemedim. Eskiden çalışmalarımı, yazılarımı hiçbir zaman kontrol etmeden direkt gönderirken bunu bayağı incelemeden geçirdik, avukat arkadaşlara sorduk. Hatta dergiye gönderirken dedim bunu bir inceleyin. Yasal açıdan başımıza bir felaket veyahut da bir bela veyahut da bir tutuklama gelmesin şeklinde notla gönderdim. Bütün araştırmalarda avukat arkadaşlarım veyahut da yayın kurulu hiçbir şey demediler. Dediler ki böyle bir şey yok, olmaz. Bu yazıda herhangi bir şey yok dediler. Ve yazı yayınlandı. Yazı yayınlandıktan sonra bir ay sonra tutuklandım ve cezaevine gittim. Yargılamalar sürecinde geçen bütün hadiseler medyadaki o dönemde ortaya çıkan propagandalar çerçevesinde yürüyordu. Dolayısıyla yazının içeriğine, konuya bakan yoktu. Gerçekten bu noktada yazı yasalara aykırı mıdır, değil midir konusunda hiçbir fikir alışverişi yoktu. Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılandım. Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde bir sivil, iki tane askeri hakim vardı. Askeri hakimlerin bakış tarzı belliydi. 163. madde geçerliydi. O zaman sonradan kaldırıldı. 163. maddeden kim gelirse gelsin mutlaka suçlanması gerekiyor. Mutlaka cezalandırılması gerekiyor anlayışında hareket ediyorlardı. Siviller ise daha çok yasalara uygulamaya çalışıyorlardı. Nitekim mahkeme karar verdiği zaman sivil aleyhte karar verdi. Yani beraat etmem noktasına karar verdi. İki askeri hakim tutuklanma ve cezalandırma konusunda karar verdi. Böylece bizim cezaevi hayatımız başladı.
Bizim makale 2,5 sayfaydı. Bunun karşılığında 6 yıl 3 ay ceza aldım. İnfaz yasasından yararlanarak 2,5 yıl yattım. Dolayısıyla cezaevi notları anılarımın ismini korken 2,5 sayfa olarak koydum. Çünkü karşılığında 2,5 yıl yatmıştım. Her sayfasına 1 yıl yattım. Ankara Ulu Canlar Cezaevinde başlayan cezaevi hayatım, Bursa E tipi, Bursa F tipi ve İmralı Yalaçık Cezaevinde tamamlandı 2,5 yıl içerisinde. Cezaevi sürecinde beni geliştiren çok hadise oldu. Bu hadiselerden bir tanesi, hayata bakış tarzımdaki birçok önemli bilgi eksikliklerini tamamladım. Artı toplum içerisinde yaşarken başımıza gelen hadiselerle ilgili insanlarla iletişim kurma noktasında biz dışarıda istediğimiz insanla ilişki kurar, istediğimiz insanla karşılaşır, görüşür, konuşuruz ama istemediğimizde görüşmeyiz, konuşmayız. Cezaevi ise farklı bir konum ortaya çıkardı. Cezaevinde herkesle, her türlü insanla görüşmek zorundasınız çünkü orada aynı koğuşta yatıyorsunuz, aynı yemekhaneyi paylaşıyorsunuz ve aynı taş avluyu paylaşıyorsunuz. Dolayısıyla isteseniz istemeseniz beraber bir hayat paylaşıyorsunuz ve işin ilginç yanı dışarıda görüşeceğiniz insanların kalitesini düşünürken orada kalite aramıyorsunuz. Artık insan arıyorsunuz, mahkumlardan. Mahkumların her çeşidi var. Hırsızı, gazpçısı, siyasi suçlusu, katili, carisi, soyguncusu, her türlü insan var. Ve bu her türlü insanla hayatı paylaşmak, hayatla ilgili düşüncelerinizi paylaşmak ve hayatın sorunlarını paylaşmak zorundasınız. Bu insanda farklı bir eğitimi ortaya çıkarıyor. Dışarıda kendinizi birçok konudan izole etmişken orada hayatın gerçekleriyle karşı karşıya geliyorsunuz. Dışarıda bir hırsızla, bir soyguncuyla, bir katille konuşmak istemezken veya dışarıda herhangi bir farklı siyasi görüşten biriyle görüşmek istemezken orada karşı karşıya gelip bütün sorunlarınızı görüşmek zorunda kalıyorsunuz. Ve bu sizde farklı bir tecrübe, farklı bir anlayış getiriyor bunların hepsi. İşte benim iki tane eksikliğim varmış. Ben öyle inandım. Allah beni bu eksikliğimi tamamlamak için gönderdi diye düşünmeye başladım. Cezaevine gittikten sonra bu eksikleri tamamlama yolunda var gücümle çalıştım. Okuyamadığım bütün hadis kitaplarını, tefsir kitaplarını, tarih kitaplarını, usul kitaplarını, siyasi veya fikri olan kitapları okumaya çalıştım. O dönemlerde yayın evlerinin güzel bir uygulaması vardı. Siyasi mahkumların bulundukları koğuşlara hangi fikirden olursa olsun bütün yayın evleri kitap gönderiyordu. Sürekli her türlü kitap, her türlü fikirden kitaplar geliyordu. Bunların hepsini değerlendirme, dergiler geliyordu. Bunları değerlendirme, okuma imkanları bulduk. Bu imkanlar çerçevesinde 2,5 yıl eğitim ve öğretim geçti. Bu ara değişik fikirdeki insanlarla beraber cezaevinde kalışlarımız oldu. Onlarla beraber fikir alışverişlerimiz geçti. Ve böylece bu süreci değerlendirme açısından insanı tanımak, İnsanlardan bir şeyler elde etmek, farklı fikirlerden bir şeyler etmek, farklı hayat evlilerinden bir şeyler elde etmek noktasında eğitimlerimizi tamamlayarak çıktık cezaevinden. Cezaevi içerisinde yaşarken özellikle Bursa'da fikir alışverişlerimiz çok fazla oldu. Bu çerçevede fikir alışverişlerinde ortaya çıkan bir sorun vardı. Türkiye'de yaşayan insanların, Müslümanların bağlıdıkları din ile Kur'an'da anlatılan din çok farklıydı. Zaten benim makalemin esası buydu. Halkın anladığı geleneksel İslam ile adetlere, örfüre dayalı İslam ile Kur'an'ın anlattığı İslam'ı anlatmak için bir sorgulama metoduyla otokritik kitabını yazdım cezaevinde. Bu kitabı yazdım. Bu kitabın amacı klasik deyimle taklit edilen bir din ile tahkike dayalı, araştırmaya dayalı bir dini anlatmaktı. Bunu yazdım ve cezaevinden çıktıktan sonra defalarca arkadaşlarım okudu, çevrem okudu, analizler yapıldı, eksiği fazlası üzerinde tartışmalar yapıldı. Sonuçta 20 yıl sonra kitabı, cezaevinden çıktıktan sonra kitabı yayınladım.
arkadaşlarımın çok ısrar ettiği bir şey vardı. Cezaevinden çıktıktan sonra sürekli cezaevi anılarımı soruyorlardı. Sürekli cezaeviyle ilgili sorular soruyorlardı. Onları çok güzel anılardan bahsediyordum. Oradaki geçen hasilerden bahsediyordum. Israr etmeye başladılar yazmam için. Ve bundan 10 yıl önce yazmaya karar verdim ve başlığı attım 2,5 sayfa. 2,5 sayfa yazarken geçmişe 17 yıl öncesine, 18 yıl öncesine bir yolculuk yapmak zorundaydık. Dolayısıyla bu yolculukta birçok isim unutulmuş olabilirdi, birçok anı unutulmuş olabilirdi. Ama ben şuna inandım. İnsanların unutmadığı isimler varsa, insanların unutmadığı anılar varsa, bu anılar gerçekten o insanın hayatına iz bırakmış anılardır. Buradan yola çıktım. İz bırakan anıların hepsini tek tek kaleme almayı düşündüm ve karşımıza 500 küsur sayfalık, 540 sayfalık bir anılar dizisi çıktı. Bir anı roman tarzında 2,5 sayfayı yazdım. Ve 2015 yılında yayınladım. Yayınlamadan önce 17 süreci içerisinde çevremdeki birçok arkadaş kitabı inceledi, okudu. Üzerinde tartışmalar yaptık ve redaksiyon çalışmalar yaptık arkadaşlarla. En azından sadece kendim redaksiyon çalışması için onun üzerinde okumam var. Birkaç arkadaş 4-5'in üzerinde okuma yaptı kitap üzerinde. Ve fikir tatillerinde bulundum. Ve yayınlayarak yararlanılacağını umduğum bir yayın olduğunu düşünüyorum. Çünkü 2,5 sayfa içerisinde, cezaevinde geçirdiğim hayat içerisinde her türlü suçtan gelen insanlı anılarımız var. Bu anılardan çıkardığımız özetler var. Bu anılarda yaptığımız sohbetler var. Ve cezaevi süreci içerisinde aklımıza gelen hukuki, sosyal, siyasi ve psikolojik konular üzerinde birçok konuda aklıma gelen, o gün kafamdan geçen birçok düşünceyi, birçok çözümü, birçok sorunu en ince detayına kadar sorgulayarak yazdım kitabın içerisine. Bundan dolayı 2,5 sayfa kitabı sadece bir anı kitabı olmaktan çok, içinde yaşanılan bir hayatın ortaya koyduğu sorunlardan kaynaklanan, fikir alışverişlerinden kaynaklanan, üretilmiş fikirlerin, üretilen fikirlerin de bir malzeması olduğu. Dolayısıyla bir kitabın içinde bolca hukuksal üretimler var, sosyolojik üretimler var, siyasi üretimler var. Bu nedenle okuyuculara sadece olayları bir hikaye tarzında anlatma değil, aynı zamanda o yaşanan hayat içerisinde neler üretilebilir, neler üretilebilecektir? İnsanlar böyle bir durumda geleceğe neler söyleyebilecektir? Yaşadığı hayattan geleceğe neler çıkarabilecektir? Soruların karşılığında da birçok şeyi bulacağına inanıyorum. Dolayısıyla yazdığım kitap her şeyden önce ben şunu söyleyeyim, cezaevi beni eğitti ama ben şunu fark ettim. Yazarken ayrıca ikinci bir eğitime tabi tutuldum. Çünkü yazarken aynı anları yaşayarak, tekrar güncelleyerek, tekrar hayata bakarak, dışarıda cezaevinden çıkmış bir insan olarak dışarıdaki hayatı yaşarken yine benzeşen konularda, aynı şekilde ortaya çıkan sorunlarda iki tecrübeyi, hem dış hayatın tecrübesini hem cezaevi hayatın tecrübesini birleştirerek birçok fikir süre burada kitap içerisinde ve kendimi tekrar tekrar sorgulayarak kitabı tamamladım. Kitap aslında okuyanlar göreceklerdir ki bir hikayeyi okumak veya bir cezaevi anılarını okumaktan ziyade aslında kitapta bir hayatın analizi, düşüncelerin analizini, yaşamın analizini, içinde yaşadığımız toplumsal düzenin analizini görecekler. Böylece hem sosyolojik, hem psikolojik, hem hukuksal, hem ideolojik metinde hem de Kur'an'ın anlattığı din ile yaşamaya çalışan bir insanın çektiği sıkıntıları, fikir tatillerini, fikir açmazlarını görecekler. Dolayısıyla bir insanın sadece anısı değil, düşünce platformunda geçirdiği süreçleri görecekler. Bana genelde en çok şunu sordular. Cezaevinin hayatı sana ne kazandırdı? Ben şöyle söylerdim her zaman, bana iki şey kazandırdı. Birincisi insan, ikincisi dil. Üslup kazandırdı. Biz eskiden cezaevine girmeden önce çok sert bir üslup kullanırdık.
Yani inancımız, ideolojimiz neyse bu ideolojimizi, inancımızı anlatırken karşı tarafı öteleyici, kendimizi birinci sıraya çıkarıcı bir üslup kullanıyorduk. İnsanları tanımıyorduk. Halbuki her insan aşağı yukarı aynı sorunla karşı karşıya. Çünkü insanların yaşamları aynı. Yediğimiz, içtiğimiz şeyler var. Bunların paylaşımı var. Yaşadığımız bir hayat var. Bunların paylaşımı var. Her insan bunları ortak olarak yaşıyor ve bu ortak olarak yaşadığı soruların ortak sorgusunu yapıyor, ortak çözümünü üretmeye çalışıyor. İşte burada bir Müslüman olarak ben şahsen bu çözümlerde eskiden kullandığım dil farklı bir dil iken, genelde o gençlik devrelerinde öğrendiğimiz sert bir dil iken, cezaevinden çıktıktan sonra bu dilimi hayatın içinden çıkarmaya, hayatın sorunlarından çıkarmaya yönelik bir gelişme oldu. Dilim yumuşadı, anlatımım yumuşadı. Sonuçta kitapta da aynı şekilde aynı dili kullanmaya çalıştım. Onun için okuyucuların bu noktada bendeki bu gelişmenin, değişimin zaten konunun başından yazdığım makaledeki dil ile daha sonraki kitaptaki dili karşılaştıkları zaman göreceklerdir. Allah insanlara yeryüzünde güzel bir yaşam için, mutlu bir yaşam için, barış içinde bir yaşam için dinini gönderirken bu dini algılama noktasında Hristiyanların bencilliği ve kişisel duyguların öne çıkarıldığını, buna göre bir İslam veya buna göre bir Müslümanlık yaşandığını gördüm, görüyoruz ve bunun da çok tartışmalarını görüyoruz. Halbuki gerçekten Allah'ı anlamış olsalar, insanlar, onun ayetlerini anlamış olsalar bu tartışmalardan uzak duracaklardır. Ve böylece kendilerine insanlarla birlikte yaşamanın, mutlu, barış içinde yaşamanın yolunu arayacaklardır. Çünkü sonuç, çözüm veya sorun aynı noktalarda birleşiyor. Nasıl birlikte güzel bir hayat yaşayabilirsin?